Evet. İçtiğimiz suyun kalitesini önemli ölçüde görebilmek amacıyla gördüğümüz bu aletle suyun iletkenliğini ölçüyoruz. İletkenlik, suyun saflığını belirleyen bir özelliktir. Yani TDS metre denen bu alet ile suyun saflık derecesini belirlemiş oluyoruz. TDS, İngilizce Total Dissolved Solids kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de toplam çözülmüş katı madde anlamına gelir. Birimi ppm'dir. PPM, İngilizce parts per million kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Türkçe'de milyonda bir anlamına gelir. Yaptığımız ölçümde çıkan değer ne kadar küçük olursa, değerini ölçtüğümüz su o kadar saflığa yakın anlamına gelir. Suyun kalitesi hakkında daha iyi fikir sahibi olabilmek için pH değerini de bilmek gerekir. pH değeri bir yana, suyun içilebilmesi için TDS değerinin en fazla 120 ppm olması gerekmektedir. Şimdi gördüğünüz 6 farklı suyun ölçümünü yapacağız. Su ölçümüne geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapalım. Arıtma cihazlarından geçen sularda 20 ppm civarı değerler görülüyor. Yani çok yumuşak. Değerinin bu kadar düşük olması sağlıklı olduğunu gösterir mi? Tartışılır. Neticede saf su içmiyoruz. Belirli bir mineral yoğunluğu olmalı. Şimdi ölçümlerimizi yapalım, sularımızı dolduralım. Şimdi her suda sırayla ölçüm yapacağız. Hayat suyun içine daldırıp açıyorum cihazı tuşuna. Evet, hayat suda 88 ppm. Erikli suya daldırıyorum. Evet, sabitleşti. Erikli suda 71. Evet, saka su 99 ppm. Pınar su 33 ppm. Evet, bahçe pınar suyumuz 140. Şu an sıfırlandı. Uzun süre bakınca kendini kapattı. Tekrar bahçe pınardan devam ediyorum. 142 ppm. Son olarak ideal suya daldırdık. Evet, sabitlendi. ppm. Şimdi bir de musluğumuzda akan su, bir de kaynak suyumuz var. Bir de onları deneyelim. Musluk suyu doldurup getirdim. O kaynak suyu. Bunu biz genellikle içmek için değil ama işte yemeklere ve sıcak su ihtiyacımızı karşılamak için kullanıyoruz. Çay kahve içmek için gibi. Bir de bunu deneyeceğiz. Şu musluk suyu. Şimdi kaynak suyunu dolduracağım. Musluk suyunu yapıyoruz.
Musluğumuzdan akan şebeke suyu 245 ppm oldukça yüksek ve kesinlikle içilmemeli. Şimdi bizim doldurduğumuz toroslardan gelen kaynak suyuna daldırıyorum. Evet, kaynak suyu da oldukça yüksek. 204 ppm. Hadi bu çeşme suyundan etkilenmiştir diyelim. Elimizdeki en yumuşak su olan pınar suya daldıralım. Hemen yeşil yandı bakın. 34-35 ppm civarı. Gitti geldi, bir 34 bir 35 oldu. Ve 35'te takılı kaldı. 35 ppm. Tekrar kaynak suyuna daldırıyorum. Ve hemen kızardı. Az önce 204 çıkmıştı. Herhalde yumuşak suya daldırıp çıkarttıktan sonra çeşme suyunun etkisi geçti. 198 ppm çıktı. Yani bu kaynak suyunu da içmek aslında hiç uygun değil. Burada gördüğümüz yüksek değerler suyun kirliliğinden değil, içindeki mineral oranının fazla olmasından dolayı olabilir. Biz şimdi bu suların sağlıklı veya sağlıksız olduğu hakkında yorum yapamayız. TDS metre aleti ile yaptığımız ölçümlerin sonuçlarını paylaşıyoruz. Hayat suyun pH değeri 7.55, şeker kınarı kaynağından. Uludağ kaynağından erikli su 7.82 üzerinde yazan değer. Pınar su 7.76 pH. Bahçe pınar 7.75. Az önce söylemiştik. İdeal 8.23, saka su ise 8.84 ile en yüksek pH'a sahip. Sertlik, mineral yoğunluğunu ölçen şu küçük alet ile suların yoğunluğunu ölçüp sizi bilgilendirmek istedik. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.